Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ben kaybediyorum Yılmaz'dan, tamam diyeceksin. Bu akşamki ders deha. Diyecek ki deha ne demek? Bir küçük bilgi veriyoruz burada. Çok şeylerde olduğu gibi dehanın dahi müsbet ve menfi olanı vardır. Menfi deha, müsbet deha. Tabi deha nedir? Daha girmedik oraya. Menfi deha, dinden kopuk beşeri zeka. Yani ileri derecede bir zeka ama bu zekası, anlayışı, bilgisi dinden kopuk. Tehlikeli bir şey çok. Keşke zeka sahibi olmayaydı böyle adamlar. Beşeri zeka dinde makbul değildir. Zarar vericidir. Bu bozuk asırda müsbet ve menfi dehalar, ne diyor burada? Birbirine karıştırılıp, yani bunun için bu dersi niye yapıyoruz? Çok şeyler var, birbirine karışıyor. Ayırmasını bilmiyoruz, tefrik bilmiyoruz. Yani mübin diye dinde, Kur'an'da geçiyor. Ve de telbis diye geçiyor Kur'an'da. Yani zıt şeyler, müsbet menfi şeyler karışınca, o karışma halinde onu kabul eden kişi, ikisini karışık şekilde kabul eden kişinin anlayışı menfi oluyor. Yani imanla küfür bir arada kabul görse, iman zail olur, gider, küfür kalır. O zaman bu şeylerin ayrımını bilmemek çok büyük zararlı neticelere sebebiyet veriyor. Onun için bunların bilinmesi lazım. Birbirine karıştırılıp hakikat asliyetini kaybediyor. Onun için Salih-i Nur böyle karışıklıkların tesirinde kalmamak için irşadi dersler, yani irşada ait olan dersler veriyor. Şimdi bu deha da bu mevzunun içerisinde yerini alacak. Şimdi göreceğiz. Şöyle ki vahye dayanan İslamiyet, yani Allah bildiriyor, biz de onu kabul ediyoruz, oluyor bu din. Çünkü din Allah'ın bildirdiği neyse onlardır. Vahye dayanan İslamiyet Roma dehası ile, Roma dehası ta eski, yani felsefe, yani dinden kopuk düşünce dünyasının başlangıç tarafları ile, yani dinden kopuk beşeri düşünce ile birleşmeyeceğini anlatan Hazreti Üstad diyor ki, şimdi bakın Üstad Hazretleri Sözler Mecmuası'nda bu karışıklığı önlemek için bilgi veriyor şimdi bize. Bu bilgiyi elde ettiğimizde bugünkü böyle karışık fikirler dünyasında yanlış düşüncelere girmeyiz. O bakın. Bir şey mi derler? Roma dehası bizim ne alakamız var Roma dehası ile şimdi? Oysa içimize kadar girmiş ama. Yok canım, Roma dehası istila etti. Ve bizim yani dindar kesimde de var Roma dehası ama haber yok Roma dehası der diye. Heya. Çünkü o sistem ta o zamanlardan Yunan'dan başlayarak gele gele yeni çağ felsefesi dairesinde siyasi bir iktidar olarak ortaya çıktı. Komünizma 1917 ihtilaliyle. Şimdi dehadır bu. Çok aşırı bir ileri derecede düşünebilme derecesi bilgisi. Ama kötüsü var, iyisi var. İyisi de gelecek, kötüsü de gelecek şimdi. Bunlar karışık bugünkü cemiyette. Şimdi mesela adam şey bilmiyor. Yani bu karışıklığın varlığını bilmiyor. Dinliyor. Herhalde doğru diyor batıl şeylere. Kafasına göre düşünüyor. Yanlış. Bu bakımdan bu bilgileri veriyoruz tabii. Ama burası yarı manzum. Yani nebattan okuyoruz.
ne deniyor bakayım? Alemi İslam'daki istinkâf-ı manidar dedik ya, biraz manzumdur ve de yarı manzum şeyde. Hem de bir cayi dikkat, yani dikkat çekici bir husus. Ne o? Kabulde müzdariptir. Kim? İslam. Neyin kabulünde? Dehanın kabulünde. Çekingenlik yapıyor. Yani hoş karşılamıyor. İstemiyor. İslam dünyası. Deha da üzerimize geliyor. Kabul ettirmek için. Süslü püslü kelamlarla. Soğuk da davranmıştır. Kim? İslam. Kime karşı? Dehaya karşı. Biz bunları okurken, dinlerken demek ki bunlara karşı sevgiyle, muhabbetle, kabul gözüyle yanaşmamak lazım diye anlamayacak mıyız? Anlayacağız. Evet, şeriat-ı garrada, yani dinimizde, İslamiyet'te olan nuru ilahi, Allah'tan gelen bu bilgiler, iman dersleri hasay-ı mümtazdır, mümtazıdır. Ne? Mümtaz yani kendisinde, sadece kendisinde bulunan bir özelliktir. Ne bu? İstina, istiklaliyet. İslamiyet'in kendisine has bir hususiyetidir bu. Ne? İstiklal ve istina. Yani Allah'tan gelmiştir. Başka dünya, insan dünyası buna muhtaçtır ama İslamiyet insan dünyasına hiç muhtaç değil. Niye? Sonsuz Cenab-ı Hakk'ın ilminden geliyor, Subhan'dan geliyor, kutsiyetten geliyor, onda eksiklik aranmaz. O zaman ondan gelen beşerin yardımına muhtaç değil. Bunlar bilinecek. Bunu kim diyor? Kur'an diyor. Bunu kim diyor? Beşer diyor. Ne diyor? Kur'an'daki dediğine ters. Tık atacaksın hemen onu. Hiç böyle zaman geçirmeden. Ama işte bu bilgi lazım. Bak, istiklaliyet. Dinin istiklaliyeti bu. Başkasına bağlı olmamak. O hastadır, bırakmaz ki o nuru hidayet. Allah'tan gelen hidayet nuru böyle bir beşeri şeye muhtaç olmaz. Etmez. Şu medeniyet ruhu olan Roma dehası. Bugünkü Avrupa medeniyeti var ya, bu medeniyetin ruhu, yani ayakta tutan, asliyetini teşkil eden nedir? Roma dehası. Roma dehası nedir? Şirk, küfür. O zaman ne yapacağız? Bugünkü medeniyete nasıl bakacağız? Bu insan dünyası, Avrupa dünyasının anlayışı, yaşayışı nedir? Berbat. Ama işte bunları anlatıyor. Bak, deha maddesi altında anlatılıyor bunlar. Roma dehası ona, yani İslamiyet'e, ona dediği şey tahakküm etsin. Edemez. Niye? Nuru hidayet müsaade etmez. Roma dehasının mesela oyum olsun, buyum olsun gibi mi? O da içinde, kenarlarında bulunur, o manada bulunur. O ondan çıkan neticelerdir zaten. Neredeyiz? Ben kaçırıyorum. Tahakküm etsin. Tahakküm etsin. Edemez yani manasında. Onda olan hidayet, yani İslamiyet'te olan hidayet, hak ve hakikatın ta kendisi olmak, bundaki Roma dehasındaki, dehadaki felsefeyle mezci olmaz. Birbirine karışmaz. Siz su ve yağı birbirine karıştıramazsınız. Ne kadar çalkalarsanız çalkalayın, gene su, yağ. Öyle kalır. Hem aşılanmaz, hem de tabi olamaz. Biz Avrupa dehasına, Avrupa anlayışına tabi bağlı kalamayız. Hatta internete koyduk bir yazı. Ne yazısı bu? Mesele oldu. Sordular. Ne? İşte İslam bir şey, Avrupa Birliği'ne girmek mi, girmemek mi? Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman Avrupa Birliği anlayışı, noktayı nazarı İslamiyet'e bağlı kalacaksa tamam. Olur. Ölçüler bizden, Kur'an'dan, İslam'dan.
Yok, biz onlara bağlı kalacaksak kesinlikle olmaz. Bunu yazı halinde, geniş bir yazı halinde internete koyduk. İnternet dünya üzerinde artık gidiyor. Ses sadağı yok. Bize bir yerde buluyorlar diyor yani. O zaman diyor Allah'tan gelen şeyleri oraya beşeri şeye kalınlara tabi ediyor. O zaman ne oldu? Koskoca İslamiyet hakikatını, sonsuz ilim, ilmi ilahiden geleni beşeri basit anlayışlara mahkum ediyorsun. Öyle şey mi olur? O zaman tabii ki düşünecek yani bu şey kafalar. Bu sahada ruh oynayan kafaları bize de verdi bunları. Şimdi daha diye bir ders hiç hatırımıza gelmemiş. Yarım asırdır biz daha ders yapmış değilim ben hayatta. Ve dolayısıyla da bir lügat manasıyla bilgimiz var. Ha bu şimdi öyle değil. Şimdi bu yani dikkatimizi çeken bir mevzu olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bu daha diye? O Yemini Beyza'da, yani hakikatları gösteren elde yemin yani hakikatlar dairesinde birer asa-i Musa'dır. Musa Aleyhisselam'ın asası, mucizeli asası var ya, o şeylerin, sihirbazların bütün uydurma yılanlarını hop hepsini yuttu. O zaman bu şey ilahi bir mucize. O da asay, bu da İslamiyet asay-ı Musa gibidir. Bütün beşeri düşüncelerin ortaya koydukları cazip fikirleri hop hepsini yutar. Hepsini yok eder, sıfırlar onları. O zaman böyle bir şey elimizde varken niye onlara böyle acaba falan iyi mi diyor diye bakalım ki. Asay-ı Musa'dır. Sahhar medeniyet, yani sihir yapar gibi insanların kafalarını kendine çeken bu medeniyetin bu felsefesi, diyalektik felsefe, istikbalde edecek, gelecekte edecek ona, İslamiyet'e, Kur'an'a secde-i hayret, hayrette kalacak, bu ne kadar harikaymış biz bilmiyorduk diye fikir dünyası yani insaflı olarak gelişirse Kur'an'a secde edeceklerdir. Neredeyse hayret secdesi. Sözler 713. Şimdi bakınız daha ne oldu? Nereye gitti? Asay-ı Musa'nın ağzından kayboldu. Şimdi buna dikkat et. Eski Roma, Yunan'ın iki dehası vardı. Bir asıldan tevemdi, ikizdi. Yunan, Roma. Yunan hayalcıdır biraz. Felsefe tarihinde böyle yazar. Üzerinde de bunlar var. Yani vakaya, varlık dünyasına fazla inip bakmaz. Kendisinin gözünü kapar güya, kapıyor gözünü, hayaline bakar. Hayalinde bir şeyler kabul eder, doğru zanneder. Bu şekilde bir felsefe yürütülüyor. Eski Yunan devresi felsefesi. Sonra bundan vazgeçtiler. Dediler ki bu şekilde bir hayal dünyasında ne yapacağız? Ne var? Bunun neticesi nedir? Hiçbir şey. Ne yapalım o zaman? Bu felsefenin yani yapısında şey koyalım. Ne koyalım? Ya dünya girsin biraz. O zaman Roma'ya felsefe, Yunan felsefesi Roma'ya intikal edince işte Roma medeniyeti, Roma hukuku diye şeyler çıktı ortaya. Tarihi bir felsefe tarihinde var bunlar. Niye? Edilince hayata bakalım dediler ya, biraz dedi bu hayal dünyasında ne işimiz yarıyor bunlar diye hayata doğru dönüş yaptılar derken en sonunda komünizm olarak aynı şey, renkler değiştire isimler değiştire ve nihayet de işte bizim memlekette de din dışı bir rejim biçiminde ortaya çıkış yaptı. Ya tabii. O zaman bu tarihi gelişmeyi iyiden iyiye bilmek mecburiyetindeyiz. Yani hiç olmaz ana hatlarıyla, teferruatı değil de. Bu ikisi, Roma ve Yunan, daha doğrusu Yunan ve Roma diyelim buna biz, bir asıldan tevemdi. Yani hepsi yani beşeri düşünce kaynağından geliyordu. Biri hayat, hayal aluttu. Hayal karışık bir tasarı Yunan. Biri madde perestti. Roma. Su içinde yağ gibi imtizaç olamadı. Yani işte bunlar bile aynı kökten gelen oldukları halde yine birleşmediler.
Mürürü zaman istedi. Yani zaman seyri içinde zaman zaman bunlar birleşsinler. İki şey aynı yoldan kökten geliyorlar diye. Yani zamanın geçmesiyle birleşmesi gerekirken medeniyet çabaladı. Medeniyet üyesi de bunları birleştirmek istedi. Hristiyanlık da çalıştı bu ikisinin birleşmesine. Bu felsefe, dış dünyada felsefe olunca kilise dünyası, insanları hepsini kendilerine bağlamak istiyorlar. Dış dünyada, yani beşer aleminde ne oluyorsa, papazlar da bizde de var, niye oraya gidiyorsunuz, bize gelin diye aynı şeyi yapıyorlar mesela. Kilise müziği. Bundan çıkma mesela. Kilise müziği ne işi var? Bakınız, kilise felsefesi, skolastik felsefe deniyoruz tarihçede. Felsefe tarihinde skolastik felsefe budur. O da çalıştı şeye. Yani kilise de çalıştı. Temsilcine muvaffak hiçbiri de olamadı. Ne papaz dünyası ne de işte medeniyet alemi. Her biri istiklalini fil cümle hıfz eyledi. Yani çoğunlukla tek neydiyse bir Roma, bir Yunan gene de kaldı. Aynı niyetine yakın kaldı. Hatta el an şu anda da adeta o iki ruh, yani Yunan ve Roma, şimdi de cesetleri değişmiş Alman Fransız oldu. Fransız hayatperest. Yani Masonik cereyanın merkezi Fransa. Güya bir nevi tenasuh başlarından geçmişti Yunan ve Roma'nın. Ey biraderi misali, zaman böyle gösterdi. Yani hakikat-ı hal bu şekilde ortada bulunuyor işte felsefe tarihi meydanda. O iki deha, yani Yunan ve Roma iki deha öküz gibi reddetti. Temsilcin esbabını, bunların birleşmesinin sebepleri varken ikisi de reddettiler. Öküz gibi hem de reddettiler, yani boynuzlarını takarak seni gidi seni beni boğmak istiyorsun diye iki taraf. Şimdi de barışmadı. Yani bu kadar zaman, asırlar geçti gene barışmadı. Madem onlar tememdi, ikizdi, aynı kökten geliyordu, kardeş ve arkadaştı, terakkide yoldaştı, birbiriyle dövüştü, hiç de barışmadılar. Nasıl olur ki aslı hem madeni, matlağı, çıkış yeri başka çeşit olmuştu? Kur'an'da olan nuru şeriat, hidayeti. Yani doğrudan vahiyden, Allah'ın sonsuz ilminden geliyordu. Bu nasıl olur bununla birleşecek? Birbirinin aynı kökten gelenler birleşmediği halde diye bir mantık şeyini ortaya koyuyoruz tarihi seyir içerisinde. Şu medeniyetin ruhu olan Roma dehası, bugünkü medeniyet Roma dehasından geliyor. Yunan'dan Roma'ya aktarılınca işte böyle bir hayat şeyini, anlayışını esas aldılar. Birbiriyle barışır hem mevcu ittihadı. Mümkün mü diyor? Hayır. Bu kadar gelen cümlenin yapısı. Böyle ters cümleler yapıyor bazen üstad. Edebiyatın bir başka şekli bu. Sözler 714. İlla bilinecek. İşte bilinmediği için ki bugün Müslüman dünya Roma felsefesini alıyor, yaşıyor. Ne güzel medeni hayat adını takıyor. Görüyor musun? Bir Müslüman başladı gitti en azından yani. Çünkü he? O hakikate... Bu bilindiği zaman diyor, yok arkadaş diyecekler, ne yani, ben hayvan mıyım diyecek yani. Diyemiyor, bilmiyor. Hoşuna gidiyor nefsin hayatı. O daha ile bu Huda, yani Kur'an, Huda, menşeleri ayrıdır. Nasıl ayrıdır? Şöyle, Huda semadan indi, yani Allah'tan geldi. Ezeli, ebedi ve sonsuz sıfatlara sahip olan vacibul vücuttan geldi. Kim? Deha, Huda. Deha zeminden çıktı. Dünyadan geldi. Dünyacılıktan geldi.
Hüda kalpte işliyor. Yani kemalat dünyasının merkezi. Dimağı da işletir. Aklı da istikametlendirir. Kendisinin şeyine, kemalat dairesini ispatçı yapar. Vazife verir akla. Deha dimağda işler. Yani kalbe girmez. Yok öyle bir şey, yok onun. Kafada işler. Deha ya bu. Kalbi de karıştırır. Bugün kalbi de karıştırmış zaten. Hatta bizim Osmanlı'nın son zamanlarında dev gibi fikir adamlarının kafasında bu manada karışıklıklar çıktı. İşin içinden çıkamadılar. Meşref oldular, raze buldular ve de koskoca adamlar ciddiyetini kaybettiler. Osmanlı son devresindeki bazı büyük şeyler vardı, dahiler vardı. Çapraşık. Niye? Kalbi karıştırıyor daha. Onun için önce kalp Kur'an'ın hidayetiyle tenevvür edecek, mükemmelleşecek, aklı da istikametlendirecek, düşünce istikametini gösterecek. O zaman bu beşeri deha bu kişilere dokunamaz, zarar veremez. Hatta davalarında daha ciddileştirir. Bunların menfi tutumları, anlayışları ortaya çıkınca hüda ehli kuvvetlenir. Hüda ruhu eder tenvir, ruhu nurlandırır manevi, taneleri sümbüllettirir. Yani ruhta çekirdek gibi istidat şeyleri var, taneleri var. Hüda onlarla melek misal şahsiyetler var. Karanlıklı tabiat onunla ışıklanır. Sadece insanın iç dünyası değil, varlık alemi de Allah'ın eserleri olarak görülmeye başlar bu insanlara. Hüda dairesinde var. Bu Risale-i Nur aynı zamanda anlatıyor. Bu da zaten Risale-i Nur anlatıyor şimdi aslında. İstidad-ı kemali birdenbire yol alır. Yani ruhtaki kemalat yapısı gelişir. Nefsi cismani yapar hizmetkar emirler. İnsanın nefsindeki olan hisli temayüller bunların eline geçerse hudaya İslam'a hizmetkar olur. Bunun eline geçmezse adamı boğarlar bu nefisteki hisler. Melek sima oluyor. İnsanı himmetperver. Yani dini hakikati, hakkı koruma hususunda dava adamları çıkıyor. Hudadan. Daha ise bakın ne kadar yer vermiş üstad. Dehaya. Ne kadar yer vermiş. Biz bunları kısmen seçtik. Deha ise evvela nefsu cisme, nefse ve cisme bakıyor. Yani peşin hayat, zamanı hazır içerisinde alınacak olan zevkleri esas alıyor. Yok, o hiç yok onda. Yok. Nefse, nefsu cisme, yani o nefsu cisme ve var orada da, nefis ve cisme bakıyor, tabiata giriyor. Dış dünyada tabiatçılık yapıyor. Yani sebepler neticeleri yapıyormuş diye tabiat şirki getiriyor. Yani şey lisanında naturalizm deniliyor. Yani ciddi bir akım bu. Yani ciddi derken yani felaketli bir dalalet hareketi ceryanıdır. Materyalizm neticesini veriyor. Bu naturalizm. İki tane kitap yazdık o adam hakkında. Şimdi öldü galiba, gitti mi bilmiyorum. Kutay. Üstad hakkında kitabında diyor ki acayip bir naturalist diyor. Yüyamet ediyor. Yayıtlarıya bak görüyorsunuz. Be adam. Naturalist ne demekmiş? Yutturmayı şimdi bakıyor ki muhataplar yutacak ve yutuldu da. Evet. Bir bardak su bile arkasında içilmeden yutuldu. Kitabını da okudun. İyi. Ha tamam. Şimdi dersten sonra olmaz mı? Tamam. Nefsi tala ediyor.
Yani deha nefsin kendi arzularına tarla gibi yapıyor. Ha. İstidadı nefsani neşünema buluyor. Bu sefer de bugünkü insanların işte büyük bir ekseriyeti ceset dünyasının adamları oldular. Ve bu felaket halen yani insanları bayağı hırpalıyor. Ruhu eder hizmetkar. Yani maneviyat yok zaten de, yani manevi hisleri de bu kendisine cesede hizmetkar. Taneleri kuruyor. Ne taneleri? İstidat, gelişme, ruhtaki olan çekirdekleri, istidatlar kuruyor. Şeytanın simasını beşerde gösteriyor. Deha. Şimdi bak deha, daha biz baş sayfadan bu yana ne kadar çeşitli cihetlerle tavsif ediliyor. Bunlar üzerinde durmuyoruz şimdi. Aslında üzerinde dursak bayağı uzar bu iş. Evet. Veciz, burası vecizeler sahasında yürüyor. Hüda hayateyne saadet veriyor. İki hayata, dünya ve ahiret hayatına saadet veriyor. Dareyne, yani dünya ve ahirete ziya neşrediyor. İnsanı yükseltiyor. Deccal misal dehay aver, deccal gibi olan sadece dünyayı gören tek yekçeşm olan deha bütün şeyle bakıyor. Hatta şimdi şeyini demeyeyim, ben bir ceryan var felsefe tarihinde, lideri, o ceryanın lideri humanizm. Ölümden korku, hiç ölüm istemiyor. Hayatı çok seviyor. Hayatın temel şekli olan onu da çok seviyor. Ama gidiyor, son bulacak, ebedi yok olacak. İzdırabını çekiyor ama nasıl? Çekilmez bir dert. İtiraf ediyor. Onun hakkında yazı yazan bir Türkiye'deki İslam Üniversitesi'ne prof, felsefe tarihi yazıyor. Orada bunu anlatıyor. Adamı ortaya çıkartıyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Keşke inanabilseydim. Bakınız bu şimdi hatırlatıyor bana. İnanamam. İnanma olsa kurtulacak. Şu anda yaşıyor ama felaket, cinnet getiriyor. Düşünen bir insan, hayatı çok seven ve zevklerin her türlüsünü tadan bir insan gidiyor şeye doğru, sonsuz işliğe doğru. Felaket üzülüyor. Öylece de naklediyor. Dedim ya, geberesin dedim ben bu sefer onu görünce. Haksız mıyım? Gayet haklıyım. Geber dedim sen burada. Dünyada da cehennem, üstada da manevi cehennem, öteki cehennemden daha dehşetli. Deccal misal dehay aver bu oluyor. Bir dar ile bir hayatı anlar. Sadece bu maddi dünya hayatını anlar. Madde perest olur. Materyalizm işte ondan çıkmış. Ve dünya perver, yani dünyaya taparcasına, dünya hayatına yani. İnsanı yapar birer canavar, fırsatçı. Evet, bugünkü medeni dünya dediği denen canavarlar dünyası. Hani medeniyet deniliyor. Nerede? Canavar. Mehmet Akif'in gibi tek dişi kalmış canavar. Şimdi bakınız bir... İsmi hiç yok artık. İsmi yok. İsmi zaten fazla işe yaramaz burada. İsmi olsa iyi olmaz derdi o, onlara göre. Bize göre iyi olur da onlara göre iyi olmaz. Uyutucu yoldan Deccal gaiptir. Gizlidir. İçtimaiyattan alıştıra şey yapar, giriş yapar. Evet, deha sağır tabiata tapar, kör kuvvete fermanber. Fakat hüda şuurlu sanatı tanır. Yani Allah'ın sanat eserlerini Allah'ı tanır. Takip iman yolunu takip eder. Hikmetli kudrete bakar. Kudret icat ediyor ama hikmet üzere icat ediyor.
çoğalar. Hikmet projesini veriyor, kudret icat ediyor. Deha zemine küfran perdesini çeker. Yani Allah yaptı bunu, elhamdülillah bize ihsan etti demez ve öyle bir şey bilmez. Hüda şükran nurunu serper. Bu sırdandır ki deha amay asam, yani hakikati duymaz ve hakikatleri görmez, sağır ve kör. Kim? Deha. Hüda semi-i basir, hakikatleri görür ve hakikatleri, yani Kur'an'ı hakikatleri işitir, kulak verir, anlar. Dehanın nazarında zemindeki nimetler sahipsiz ganimettir. Hani Allah'ın eşi değil. Ne oldu? Bitti. İnsan dünyası bitti. Minnetsiz gasp ve sırkat, yani bir şeyi fırsat buldun ele geçir. Fırsat bu fırsat de. O zaman bu beşer ne olur? Nereye gider? Hatta Eflatun'un bir risalesi var. Küçük. Eflatun dinden yana. Ama o zaman din yok ellerinde. Yani ruhçu deniliyor Hazreti Ayda. Zirval ismi cevyanıdır. Bu muhakipler de öyle yoldan geldiler, gidiyorlar. Fakat kitabında ne yazıyor? Acayip. Ama beşeri düşünceyle kesin bir netice. Şimdi değerlendirme diye bir şey var ya, işte iyi ve kötü diyoruz. Bunu bir kitapta yazdık yani. İyi niye iyi? Kötü niye kötü? Şimdi hukukun ortaya çıkışında bir temel noktaya nazardır bu kriterdir. Allah dedi iyi, Allah dedi kötü. Yok. Eflatun ne der? Menfaati var, iyi. Derecesine göre. Lezzeti var, iyi. Lezzet derecesine göre. Zararı var, kötü. Ne? İnsanın maddi ceset yapısına. Derecesine göre. Elemi var, kötü derecesine göre. Hatta der ki, beşer dünyasında bunun dışında bir kısır olmaz ki der. Yani dedim haklısın ama çok batıl bir hak. Haksızsın. O zaman ben ne yaparım bu ölçüne göre? Kabarık bir cüzdan buldum. Bir sağa bir sola bakıp kimse beni görmediyse hemen cebime koyup kaybolurum. Biz başkası ağlıyormuş, bana ne? Ne oldu? Beşer gitti. İnsan dünyası bitti. Ama Eflatun ne yapsın şimdi bu din yok ellerinde? Akıl yoluyla düşünüyorlar, mantık yoluyla düşünüyorlar. Gene İslam'dan yana kalmış. Bir eski Yunan felsefesi, bir filozofu. Evet. Burada şey işte, sırkat tabiattan koparmak canavarca his verir. Hüdanın nazarında zeminin sinesinde, kainatın yüzünde serpilmiş olan niam, nimetler, rahmetin semeratı, Allah'ın rahmetinin getirdiği ihsanlar. Her nimetin altında bir yedi muhsin görür. Kim? Hüda. Yani ihsan edici bir zatın, Allah'ın elini görür. Yani bu mecaz ifade oluyor. Şükran ile öptürür. Kim? Hüda. Yani şükür yaptırır. Şükür yani bir bakımı mecaz olur. Öptürmektir. Sözler 714. Bakın yukarıdan beri okuyoruz Hüda ve şeyi. Dehayı ne kadar vasıflama geldi. Ne kadar. Üzerine durmuyoruz ama. He. Geçiyoruz. Bekir Rüştü sen bunu biliyor muydun? Hayır bilmiyordum. Hüdayı, dehayı falan biliyordum ama lügat manasıyla. Bilmiyordum. Evet 60 sene yaklaşıyor bilmiyordum. Ya. Evet. Evet koku ha. Alemi İslam'ın şu medeniyete karşı, İslam dünyasının şu Roma, Yunan, daha çok Roma felsefesine çevirip medeniyetine karşı istinkafı, yeri durması, beğenmemesi ve soğuk davranması ve kabulde izdirabı, kabul edemez bir tavır göstermesi cahil dikkattir. Dikkate değer bir noktadır. Niye? Çünkü zira istiğna ve istiklaliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki ilahi hidayet Allah'ın sonsuz ilminden, hikmetinden geldiği cihetle bu hidayet Roma felsefesinin
dahasıyla aşılanmaz. Yunan başlangıcıydı işin. Roma'da yani iş şey oldu. Yani dünyaya dönüşte biraz fazlaca yüklendi. İmtizac etmez İslam hudası hidayetiyle. Bel olunmaz. Yani İslamiyeti o yutamaz Roma. Tabi olmaz. Bir asıldan tevhem ikiz olarak neşet eden eski Roma ve Yunan iki dehasıyla, dehalarıyla. Burada önce Roma'yı alması Yunan'ın hayalcılığı, yani hayata fazla intikal etmedi. Yok. Fakat Roma hayata intikal etti. Onun için dehşet, zarar vericilik bakımından Roma önce yani şeye geliyor. Birinci kötülükte birinci oluyor. İki dağlarıyla su ve yağ gibi mururu asar, yani asırların geçişi, zaman geçmesiyle medeniyet ve Hristiyanlığın temsilcine çalıştığı halde birleştirmek istediği halde Yunan ve Roma'yı yine istiklallerini muhafaza adeta tenasuhla iki ruh şimdi de başka şekillerde yaşıyorlar. Onlar Roma, yani onlar dedi Roma ve Yunan tevhem ikiz, yani aynı kökten gelme ve esbab-ı temsilç varken imtizaç olunmazsa şeriatın ruhu olan nuru hidayet o muzlim, pis medeniyetin esası olan Roma dehasıyla. Roma dehasına çok vurdu. Merkez bu. Bugünkü bilhassa Fransız'da merkezleşen sefahat merkeziyetinin dehşetli durumu o Roma'dan geliyor. Bize intikal etti. Cahil halk yüzüne gözüne bulaştırıyor Roma medeniyetinin pisliklerini. Biskuamber zannederek. Hiçbir vakit imtizac olunmaz, bel olunmaz. Ne İslamiyet onlara yutulmaz, verilmez, teslim olmaz. Tarihçi Hayat 132. Nerede şimdi? Bunu bir defada bitirmeyelim ben diyorum. Yarısına geldik. Ne kadar oldu belli mi saatin? 35 yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Öyle bir yere durdurdunuz. Yarım saat oldu. Bu sefer de gerisi ikinci ders olmaz. Nöbetçiler böyle. Ne yapayım ben? Bunu bileceğiz biz işte. İslamiyet neden müstahnidir ve müstakildir? Ne demek ya şimdi İslamiyet'in istiklaliyeti olması böyle, yani akla mantık, ya bunun sözü de edilmez aslında ama işte insan dünyası, ne diyeceksin? Yani biz zarur İslamiyet müstakildir ya, Allah müstakildir ya, nedir? Mahlukatına mı şeydir, bağlıdır? Bak bu kadarsın insan dünyası şaşırıyor diyor, bakınız işte. Yani haşa düşünemedi de. Yani işte acayip bir şey yani. İnsan dünyası hakikaten yani düşünülücü bir alem. Üstadım bir şey diyecektim. Ne diyecektin Mehmet? Mesela şey, böyle insanların nefislerine uyuyor, her dediğini yapıyorlar değil mi? Evet, evet, tamam, aynen yani, bildin. Şey, nefis insanın şey... Desen sonra söylesin, acele etme sen şimdi. İşte Avrupa'dan gelen dünyaperest deha, bir netice cümle söylüyoruz burada. Avrupa'dan gelen dünyaperest deha zamanımızın cemiyetini kendi anlayış ve hissiyatına alıştırıyor. Dikkat! Yani sosyolojik bir istila hadisesinde alıştırıyor ve bayağı da alıştırdı. O zaman biz nurcular bunun şuurunda olacağız. Ha, tamam anladık diyeceğiz yani. İşte bu Süfyan mı? Süfyan. Neredeydik? Burada mıydık? Yok, şuraya okuduk. Tamam. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam mazi ve müstakbeli ihata eden ihbaratı külliyesi, yani bütün zaman mekanları kaplayan haberleri var Resulullah'ın. Geçmişten de haber veriyor, bulunduğu zamandan da haber veriyor, gelecekten de haber veriyor. Hayda! Bu şimdi deha mı nedir? Dehay-ı beşeriyeye dayanması imkansızdır.
Yani geçmişi daha dünyanın başlangıcından, daha gerilerden, Resulullah'ın naklediyorsa Buhari, Bedülhak Bab, evet, Bedülhak ne demek? Yaratılış dünyasının başlangıcı. Hayda, neler var neler. Ama Risale'nin gözüne bakmasan hiçbir şey bulamazsın orada. Bedülhak. Peki geleceğin sonsuzluğuna doğru söylüyor. Ve ne kadar büyük olduğunu beşer ilmiyle bilinemeyen kainat hakkında söylüyor. Ha? Dünyanın içindeki mağma, küçük cehennem için söylüyor. Etrafı diyor denizlerle kaplıdır. Bende var kitap. Hadis. Ne demek ya? Nasıl böyle, bu nasıl denir? 1500 sene önce cehennemin etrafında denizler kaplıdır. Onu kırmızı kalemle böyle çizdim, not aldım dışarıya. Resulullah kesinlikle peygamberdir. Orada şimdi kayıt koymayayım mı? Peygamber olmamasının zerre kadar bir şüphelenme hakkı yoktur. Sadece bu mu? Aha, daha neler var? İllaki. Yani bunları biz bildiğimiz zaman bugünkü felaketli bir fikir dalaleti ve hayat dalaleti içerisinde tesirinde kalıp bozulamayız. Daha imanımız kuvvetlenir o zaman. Burada mıyız? Ha, tamam. Şimdi ey bedbaht, kalpsiz, yani maneviyatsız, bikâre adam. Muhammed-i Arabi akıllı bir adam idi diye. Yani peygamber değil de haşa, akıllı bir adam. Bakınız bu münkirlere. İdi diye. O şems-i hakikate karşı gözünü yuman bikâre insan. 15 envai külliye-i mucizatından, 15 çeşit neviler vardır mucizelerinden. Her birinde kaç tane mucizeler sıralanıyor. Onlardan bir tek nevi olan umuru gaybiyeden, yani geleceğe ait olan haberler veriyor. 15 ve belki 100 kısmından bir kısmını işittin. 19. mektubu kastediyor. Manevi tevasül derecesinde kati bir kısmını duydun. Şimdi ey mülhidi bihuş, yani mürtet manasında, Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam akıl bir adam idi deyip geçme. Böyle deyip de bizi aldatamazsın. Çünkü şu umuru gaybiyeye dair, geleceğe ait vermiş olduğu haberlere dair ihbarat-ı sadıkay-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam iki şıktan hali değil. İki şekilde düşünülecektir bu haberler. Ya diyeceksin ki o zat-ı kutsi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür bilir ve etrafı alemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü, öyle bir gözü var ki peygamberimizin zaman mekan aşırı gidiyor ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Ya böyle diyeceksin. Bu hal ise beşerde olamaz. Beşer dünyası meydanda. Eğer olsa böyle bir durum ki var Resulullah'ta, o zaman nedir? Ne midir? Halık-ı alem tarafından verilmiş bir harika, bir mevhibe olur, bir mucize olur. O zaman Allah'ın sonsuz ilminden gelenleri söyledi. Ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Ayetini dediği. Mektubat 110.